Yaptırımların içeriğini tam olarak henüz bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz ki ana hatlarıyla turizm, ticaret ve Rusya'da iş yapan Türk şirketlere yönelik olacak. Rus şirketler Türkiye vatandaşlarını çalıştıramayacak. Rusya'daki Türk inşaat işçileri ülkeyi terk etmek zorunda kalacak ve Türkiye ile tüm iş ilişkileri duracak. Yani korkarım ki yaptırımlar beklediğimizden çok daha ciddi olacak. İlk baştaki tepkiyi sadece tehditten ibaret sanmıştık. Ama şimdi görüyoruz ki diplomatik ilişkiler dışındaki ilişkiler, yani ticaret, eğitim ve iş ilişkileri minimum düzeye çekilecek. Bozulan ilişkilere sadece diplomatik düzeyde değil, kişisel düzeyde de bakmak gerek. Putin kişisel olarak Erdoğan tarafından aşağılanmış ve rencide edilmiş hissediyor. Bu yüzden de kişisel bir özür bekliyor. Bu nedenle Rusya'nın uygulayacağı yaptırımlar Rus ekonomisine zarar verecek olsa da yine de uygulanacak. Rus halkının bu olaya tepkisi kime sorduğunuza ve onun etnik kökenine göre değişir. Ama genellikle Rus halkının bir konuya yönelik tavrı Medya tarafından oluşturulup dikte ediliyor. Medya 24 saat boyunca 24 Kasım'da yaşanan olayı veriyor. Bu haberleri izleyen Ruslar Türkiye'nin Rus savaş uçağını kendi hava sahasını tehdit etmediği halde düşürdüğüne, bunun Putin'in de dediği gibi Rusya'yı sırtından bıçaklamak olduğuna inanıyor. Bu toplum düzeyindeki algı. Ama kişisel olarak sorarsanız birçok kişi Türkiye ile iyi ilişkiler isteyecektir. Hatta bizim kavgamız Türkiye halkıyla değil hükümetiyle diyeceklerdir. Ama ne yazık ki tüm bu yaşananların ceremesini çekecek olan da yine halk.